Yeni sezon, yeni bölümde, yine birlikteyiz. Yerimi aldım. İki hafta burada değildim çünkü biz yerim vardı. Fırat abi sağ olsun, benim yerime çok güzel oldu. Çok güzel ilk konuk çağırdı. Sağ olasın. Fırat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Allah'a emanet olun. Hoş geldin. Burası senin yerin. Sağ olun. Yok, ben hiç orada oturmadım. Genelde hep burada oturuyorum. Yani senin yerini hiç almadık, burada oturduk. Şey gibi, cebim az gibi. Tahtında gözüm bunlar. Dikkat etmiyorum. Estağfurullah. Nasıl iş programımız? Valla iki programda çok keyifli diyeceğim ama üzerine alma yani. Yok, yoksa değil, yoksa konuklarla alakalı yani. Metin Çelik'te Mahmut Bekleş oldu. İki konuk da zaten hani ligin çok eskisinden beri bildiğinden dolayı ve hani çok akıcı futbol bilgileri de olduğundan dolayı sohbet de akıcı geçti. Birinci yani takımların temsilcileriyle gayet keyifliydi yani. İzleyenler de keyif almıştır inşallah. İnşallah. Kaptan, ben gelip geri aldım. Bu hafta güzel bir hafta. Playoff evet. Parti sonunda geri döndü. Aynen. Yani ilk playofflarımız başladı. Anadolu günlük en heyecanlı haftayı, sonraki 6 hafta kıran kırana geçecek. İkinci playoffları bu hafta başlayacaklar. Evet. Birincilik iyice kızıştı ama üst taraf biraz koptu mu acaba diye düşünüyoruz. Evet. Hepsini konuşacağız başlangıçta kadar. Hemen birincilikin önceki haftanın skorlarından başlayalım. 11. haftanın skorlarından başlayalım. Tabii ki de ilk konuşmamız gereken maç belki de 7-1'er Öztürk-Kos maçı. Evet, direkt zirveyi ilgilendiren bir karşılaşmaydı. Yedi bela... Konuşmadan önce bir özeti izleyelim mi sen? Ne diyorsun? Olur, tabii tabii. Bir özeti izleyelim. Yeah.
Kaptan özeti izledik. Gerçekten de çok çekici bir maçtı. Zaten 2-0'a geçti. Evet, Ede Bela çevirdi bir şık yaptı ki gerçekten de Yıldızları'nın çok büyük payı vardı. Sadece herkes çok büyük payı vardı. Çok güzel bir takım oyunuyla çevirdiler. Özellikle Kerem'in attığı golde o falso bana şeyi hatırlattı. Snyder'in Frikik'ten Trabzonspor'da Onur attı bir gol vardı. Top son anda dönüyor. Hı-hı. Üstüne gelmesine rağmen Onur gol yiyordu. Ki geri dönüşü golü yani. Tabii, aynen. Dolayısıyla hani o gol çok müthiş bir... Osman golü çok güzeldi. Tabii aynen. Yarı golü şeklinde. Yani goller de güzel. Mücadele zaten çok üst düzey. Pozitif futbol var ciddi manada. Ligin en iyilerinin karşı karşıya geldiği, yani kişi bazında da öyle düşünüyoruz. Hı-hı. Mesela Çağrı'yla özellikle... Kerem karşı karşıyaydı. Evet, Çağrı'yla Şerif'i çok karşı karşıya gördük. Birçok pozisyonda özetlerle de görüyoruz zaten. Yani ligin en iyileri baktığımız zaman iyi bir hücumcuyla iyi bir savunmacının bir arada. Yani göz izleyenler seyir zevki açısından çok üst düzey bir çok maç izlediler. Çok maç gerçekten doğruydu. Yani ligimiz açısından da çok müthiş bir şey, böyle bizim ilgimizler için de şans böyle takımdan olması. İlk yarısı da ikincisi de aslında biraz daha siyah beyaz bir maç. Çünkü ilk yarı Oscar Tufus'un büyük bir baskısı vardı. Yedi Bela topu çok kullanamadı ki. Yedi Bela'nın oyuncu kadrosu top kullanmayı sever mi kadro? Yani Kerem olsun işte... Eren olsun, hep top kullanmayı, topla açılışı olmayı, yanında isteyen oyuncu ama ilk kez Oscar Sports çok güzel oyun bozmaya gitti ve ikisinin arasında önde kapattı yeri. Yani şöyle, oyun bozma noktasında ve kendi oyunu oynama noktasında bu iki kısmı tüm maça yaymak zaten çok müthiş bir efor gerektirir. Bunu yapabilmeleri zor ama Los Galacticos rakibi çok iyi analiz etmiş. Hali izledikleri bir rakip. Özellikle bu seneki 7 beraber oyun stilini çok iyi analiz etmiş. Ve o oyun stilini bozarak ve kendi oyunu oynayarak ilk yarıda yani birkaç tane de gol pozisyonu kaçırdılar. Yani belki onları da atsalardı. Biraz Yedi Belan'ın dönüşü de zor olabilirdi. Yedi Belan da kaçırdı pozisyonlar vardı ama o oyun bozma ve oyunu oynama noktasını maçı tamamına yaymak zor. Nitekim de Yedi Belan devre arasında herhalde büyük ihtimalle kendi aralarında bunu gözlemlediler ve bu konuşmanın ardından da oyunlarına da yansıttılar değişimi. Tabii bu tarz maçlarda İlk yarı, ikinci yarı birbirinden çok farklı olduğunda daha keyifli oluyor. Kesinlikle. Karşılıklı gol oluyor bol bol. Kaptan, başka bir maçımızda yönetim derbisi vardı. Evet. UKB ve Baba'ya karşılıklı. Esra gösterilen maçta 3-2 ki o maçta gerçekten de çok kramkana geçti. 7 bela maçından çok oyunun her dakikasında iki takım da çok büyük bir efor ve baskıyla oynuyor. Yani Matop Yokale, bir Yokale, bir Yokale. Aynen, ben onu diyecektim. Çok güzel maç olmuştu. Onun hakkında bir iki bir şey istersen konuşalım. Şimdi başkanımız Ufuk Başkan ve işte yönetimde Bada abimiz, sağ komiserimiz, öyle diyebiliriz. Sağ komiser. Yani müthiş bir mücadele. Çok feyir geçen bir karşılaşma. Ve hani biri diğerini yense herhalde bayağı böyle konuşup evet, sataşacağı bir maç olacaktı. Skor da herkes için hayırlısı olmuş. Bada için olmuş sadece. Yani, senin son bölümünü görebildin mi? Evet, izledim. Orada maç bitti, bir saat. Yani gerçekten tesis bunu konuştu. Son golle hata Badın'ın mıydı, Fatih'in miydi? Kimin sence? Yani ben duygusal yaklaşırım abi soruya. Duygusal yaklaşırım, evet. Duygusal Fatih'in derim yani ama sanki biraz Badın'ın gibi. Herkes yani bir saat tesis bunu konuştu. Evet, kim ne dedi genelde? İşte Esra'ya göre, Ufuk abi takımına göre şeydi, Badın'daydı. Hatta bir tek Badın'a göre Badın'a değil. Bir de bana göre. Diğer bir güzel maçlar değil mi? North West ama öyle sonrasında oynandı. 5-3'tü maç. Evet. Çok çekişmeli oldu. Sarı kartlar oldu. Kırmızı kart çıktı. Goller zaten vardı. Kurtarışlar çok daha kurtarışlar da geldi. Maç oyun sonunda 5-3 bitti. Şimdi bence Yedi Bela Los maçından sonra o da Yedi Bela Los'un bulunduğu konuma, konumla ilgili de tabii bunu söyleyebiliriz. En fazla mücadeleci geçen karşılaşma buydu. Ama geçen hafta da biz zaten Windows West ve Amelios karşısında çok ciddi mücadele olacağını, karşılıklı bir üst düzey mücadele olacağını tahmin etmiştik. Yedi Belados maçından sonra en çok mücadelenin sergilendiği maç diyebiliriz çok net bir şekilde. Tabii yani ligdeki durumlarına da baktığımız zaman Amelios tam oynadığı oyunun karşılıklı puanları aslında alabildi diyemeyiz. Hı hı. Baktığımız zaman ama Windows West de daha yukarılarda olabilir oyun stiline göre. İki takım da yani daha doğrusu Windows West artık playoff'lara yüzünü dönmüş durumda.
Bu skorla birlikte Amelos'un playoff'lara girme durumu var tabii. Yani 8. sırada. Bir puan var ama 8. sıralama olarak arasında 2 kişi var. Hı-hı. Yani Karabela ve Sardinazzo ile yarışıyor o noktada. Tabii bir Karabela'nın daha doğrusu 7 belalardı Sardinazzo ile önce. Karabela'nın fikstürü de biraz zor. Orası çok karışacak yani playoff şeyi için. Kaptan bir de 3. ligi konuşalım. 2. ligi şeyi konuşur diye düşünüyorum. Playoff eşleşmeleri konuşalım. Sen de 3. ligi konuşalım. Playoff eşleşmeleri var artık orada. 3 içinde şöyle bu haftaki mücadelelere baktığınızda en fazla dikkat çeken seyircilerimiz de akberciliktir. Beraberlikler. Evet. Bayağı 2. ligde de beraberlik çok oldu. 1. ligde de özellikle 2 maç beraber bitti. Ve aynı şekilde 3. ligde de çok hani beraberlik denk gelmesinde Bursa Spor Pispor'un maçı vardı. Tabii çok güzel bir mücadele oldu. Çok çok temiz bir mücadele oldu. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir tempo vardı orada da. Biraz daha tabii teknik olarak daha üst düzey bir oyun oynansa belki hiç birinci maçı diyebilirdik yani çok net bir şekilde. Evet, mücadele birinci ligde ama. Mücadele birinci ligde. Teknik olarak da biraz daha üçüncü ligde daha zayıf olabiliyor. Ama iki takımdan gerçekten üst düzey mücadeleydi. O dikkat çeken bir maçtı. Tabii ki açık ara en önemli haftanın maçlarından biri Sigorta Cimri, Spontane arasında. Yani üçüncü ligin liderlik maçıydı aslında. Ve sürpriz bir skor. Yani, çok sürpriz. Yani maçın öncesinde biz hem Sporcu'nun hem Spontane'nin kaptanlarıyla evet, konuşmuştuk. Evet. Bulundum. İki takım da aslında sizin mücadele bekliyordu. Ama zor olacak diyordu Güneş de zaten, Güneş kaptan da. Yani Sigorta Cimri o çok fark ettirmeden o golü atıyor. Yani geçen hafta da konuşmuştuk. Attıkları goller de çok güzel. Özellikle 54 numara Soner abinin değil mi? Evet. Soner abinin attığı bir gol var gelişine. Kornerden. Soner abi onu yapıyor ya. Yani adam her hafta bir tane jenerik gol atıyor ya. Hakikaten tebrik etmek lazım yani. Hem çok fair bir abimiz hem çok örnek alınacak efendi bir abimiz. Gerçekten saygıyla hak ediyorlar. Orada birinciliği de hak ediyorlar baktığın zaman. Çünkü şöyle birinciliği ikinciliği mücadele arasındaki 9-2'lik skor da farklı bir skor yani. Yani farklı aslında. Kimse o skoru beklemiyordu. Özellikle mesela bizim tabii grupta da konuşuluyordu. Üçüncü ligin nabzı açısından söylüyorum. Bunu kimse beklemiyordu. Onun haricinde burada da 501 ile Aqua arasında çok ciddi bir mücadele oldu. 8'e de bitti. Semih'in dönüşü diyebiliriz buna biraz. Semih'in oynadığı maçlarda 501 gerçekten de evet, hani belki biraz kolay tabi olacak ama bir gömlek üstün, iki gömlek üstün oynuyor. Ya doğru diyorsun. Çok büyük bir kadar aslında yani. Tabii. Çünkü Aqua gerçekten tehlikeli bir yani, kemik gibi bir takım. Hı-hı. Yani takım oyununu çok güzel oynuyorlar. Takım savunması da iyi yapıyorlar. Kendi oyunlarına bakıyorlar. Bu hafta kazanabilirler de ikinci olacaklardı iki lavar sayesinde. Tabii tabii iki lavar sayesinde ikinci olacaklardı. Bir farkla yenildiler ve 501 Semih'in gelişiyle gerçekten. O da iyi bir yavaşlık aslında. İkinci çok farklı şeyler. Çünkü evet, ilk yarıyı yani tam olarak skor hatırlayamıyorum ama 3 farkla falan o kadar takım atıyor. Kapattı. Ondan sonra 500'den geri dönüş aldık. Ya işte halı sahada özellikle hani 10 dakika, bırak 10 dakika, 5 dakika bile geri dönmek istiyor. 3 farklardan, 2 farklardan, 4 farklardan gayet mümkün skorlar. Onun haricinde Kavalier-Kadıköy Bulls maçı var. Kavalier gerçekten etkin bir oyunu oynayarak 5-1 aldı orada. Bu da gerçekten playoff'u çok ilgilendiren bir maçtı. Forza'larda 2 strike 6-3 yendi. Buradaki sıralamaya baktığımız zaman yani 8. sıra ve 7. sıra için ciddi bir mücadele var. Artık evet, 6 ve üstü yavaş yavaş oturmuş durumda. Orası yani playoff'a katılacaklarını zaten garantilemiş oluyorlar. Matematiksel olarak. Yani birer puan bile yetiyor. Yani yeter. Onların zaten şöyle fikstürleri çok zor değil üst tarafın. Bir Bursa Serti maçı var. O çok çekişmeli geçer bu hafta. Onun haricinde 8. sırada Cavalier'i görüyoruz. 9. sırada da 501. İkisi de 10 puanda. Bayern Leverkusen mesela bir maça çıkmadı. O evet, maça belki çıksalardı, oynasalardı ve mücadele etselerdi 8 puandan 10 puana çıkabilme ihtimali vardı. O yüzden maçlara çıkmak da burada çok önemli yani. Hem ligin gidişatı olarak hem de şey olarak gerçekten çünkü senin söylediğin gibi şu an o maçı kazanmış olsak 10 puan da olacaklardı. 3 takım aynı anda 10 puan olacaktı. Tabii 3. ligde biraz daha boğuluyor. Biraz daha mücadele etmek lazım. Fedakarlık göstermek lazım gerekirse. Tamam hepimizin işleri var, planları, programları var ama fikstürler de önceden belli oluyor. Kesinlikle. Ona göre kendimizi ayarlarsak en azından rakibe de bir saygı açısından çok önemli bu. Evet. Yani takımların çıkması çok önemli saygı açısından. Arun'a mesela teşekkür etmek lazım burada. Doğru mu?
Yani bunun zamanıdır. Yani 2-3 hafta önce bir sorun yaşadılar. Yine de geldi. Ozalar maçında. Yani skora vesaireye bakmadan gelen arkadaşlar var. Biz oynamak istiyoruz dediler. Gerçekten takdir edilmesi bir davranış. Yani o yüzden de bunlar önemli. Burada skor vesaire falan hepsi ikinci planda. Önemli olan hani bir mücadele olacak, bir fikstürü var, karşıda bir rakibi var. Yani o rakibin karşısına çıkmak hem organizasyona hem de rakibe ciddi bir saygı. Çıkmamak da aslında bir nevi tırnak içinde saygısızlık da olabiliyor. Aslında kendi de saygı çünkü evet. Şöyle bakıyorum ben olaya. Yani maça çıkmamak demek aslında bu maçı da kaybedeceğim demek bir anda. Yani maçı kazanacak bir takımın o maça gelmeme mantığını hiç anlamadım. Hani kazanacağını düşündüğün maça gidersin. Kaybedeceğini düşündüğünde de saygıdan gitmen gerekir. Kesinlikle. Onu demek ama yani insan hani kendine yapmasın. Geçen sene yani. Abi 4-5 tane, 4-5 maç kala artık takım koptu. Dağıldı. Evet, biz bunu yapacağız. Ne yaptım? Ofisteki arkadaşları topladım. Anlatabildim yani adam yani gözlükle sağda mücadele etti. Anlatabildim mi? Yani çünkü çıkartamıyorum. Yani tamam çok top oynamaya bir anlamda yok. 13'e 2 yenildik, 14'e 3 yenildik falan önemli değil. Ama orada rakibe saygı gösterdik ve çıktık. Ve organizasyona saygı gösterdik. Bu uzun süreli birliktelikler için önemli. Ki sen de bunun devresini topluyorsun. E tabii. Yani yeni bir takım kurdun. Hemen hemen yeni diyelim. Bir evet, iki önce sezonda. Yeni bir takım kurdun. Ve yani şu an başarı takımlarından birisin. Evet, güzel, keyifli oluyor. Biz de keyif alıyoruz. Kaptan, ikinciyi diyelim. Evet, playoff başlıyor. Playoff başlıyor. Mücadele olacak. Eşleşmelerden gidelim, çok ufak gidelim. Aynen. İlk eşleşmeye bakıyorum, Gestia Real Eşehir. Bu Real Eşehir'in bitirme kaçmak istiyorum. Kendini attı son dakikada değil mi? Öyle demeyelim, Sefer'den son maçı çıkmadı. Yönetim kurulumuzda, yani son maçı çıkmadığından kaynaklanan playoff haklarını gerçekten de onun hak etmediklerini düşündü çünkü... Az önce konuştuğumuz konu. Evet, kesinlikle o yüzden. Bu yüzden de bir hak zamanında olan Real Eşehir'e playoff olabilir. Real Eşehir playoff'a geldi. Evet. Gez karşısında zor bir maça çıkacaklar. Gez ikinci gün birincisiydi. Tabii. Uzun zamanda daha mağlup gitti. Sadece 2 mağlubiyet aldılar. Uzun zaman çok yani 9 hafta daha mağlup gitti. 8 hafta daha mağlup gitti. 2 hafta mağlup oldu. Son hafta yine yine kazandı. Zor maça çıkacaklar. Playoff'lara, yani playoff'lar zaten çok farklı skorlara daha önce de tabii çok zorluk ettim. Çok. Yani özellikle geçen sene çok ciddi sürprizler oldu. Çünkü iki maç sadece. Evet, iki yani maç var ve herkes ekibini ve takımını o maça tam çıkartabilirse bütün sezonun meyvesini alıyor. Bu açıdan da çok önemli. O yüzden tabii playoff'ları yorumlarken takım kalitelerini bulundukları sıraya vesaireye bağlayamayabiliyoruz. Şu an sadece bağlayamayabiliyoruz ama oyuncuları gelmiyor, gününde olmuyorlar. Bir statistikten de şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Geçti son 2 hafta 3 haftada gösterdiği performans çok üzerinde bir oyuncudur. Yani ona göre takımı kuracak. Yani Gez... Çünkü zaten Gez birinciyken buraya geldiklerinden sonra, programdan sonra da bunu birkaç kere de başka mecralarda da dile getirdiler. Şöyle bir durum var. Biz artık kendimizi playoff attık. Bu noktadan sonra tabii ki birincilik önemli. Namalık gitmek önemli ama biz playoff olarak anlattılar. O yüzden eski Gez dediğimiz hani bu ilk 5-6 haftadaki performans izleyeceğiz. Tahmin yürütmek gerekirse de, hani sen de fikrini söyleyeceksindir. Ben geçtik Mehmet Şehir'den daha favori olduğunu düşünüyorum. Favori olarak bakma ben de kağıt üzerinde geçsin olduğunu düşünüyorum ama Ateşli evinde gerçekten de başka bir şey var, yani tarzı var orada. İşte bir iki oyuncu var, işte Onur var. Evet, Onur transferi. Onur transferi çok büyük şey kaldı onlara ve maçı iyi başlayabilirlerse psikolojik üstünlük de kurabiliyorlar aslında oyunda. Evet. Ama yine de kağıt üzerinde senin dediğin gibi Gez kesinlikle bir adım önde. Evet. Hemen diğerine bakalım. Manny Blue Pirates maçı belki de en çekici maçlarından biri olacak. Manny çok çekici olacak. Topa sert oynayan bir takım. Ya iki takım oyuncusu birbirine benziyor yani ben öyle söyleyeyim. Yani biraz benziyor. Yani bir tık daha pozitif futbol oynuyor diyebiliriz aslında. Yani ama şöyle bir durum var hani topa sertliklerine baktığınız zaman. Ha evet o konuda gerçekten hani, neticede oyun bu noktada oynanacaktır. Yine çok tempolu ve krank oyunu mücadele olacaktır orada. Yani benim golü bu şey maçlarını iyi götürüyor. Bu playoff kritik maçları. Kritik maçları iyi götürüyor. O yüzden burada skor tahmini yani tahmin yapmak biraz zor olmakla birlikte Paris'in bir tık daha pozitif futboluyla öne geçeceğini düşünüyorum. Yani pozitiften kastım şey daha çok gol arayan ve gol yollarında biraz daha etkili olmasıyla hücum oynamasıyla biraz daha. Çünkü benim golü defansı en iyi yapan takımlardan biri, ikinci ligde savunmayı.
Paris ofansıyla bir tık daha değil. Ben de tam olarak aynısını düşünmüyorum sana. Biraz da hani maçın kısa geçtiğini ikimiz de iyi kötü tahmin ediyoruz. Ve kısır maçlarda genelde golü atan takım kazanır. Benim de Ludovic'in gerçekten iyi yapan bir takım. Atletico Madrid gibi hani Atletico Madrid 5 yıldır falan Real Madrid'de yeniyor. Derbi neredeyse. Ve bunu şey halinde yapıyorlar. Çıkıyorlar, bir tane atıyorlar. Evet. Bekliyorlar, oynasın. Ben öyle bir şey olacağını düşünüyorum. Benim Milo'nun kendi görüşü, oyun görüşünde bir tık daha ileride olduğunu düşünüyorum. Bakış açısı açısından sonuca doğru gittim bence de. Ama tabii bakalım ne olacak. Diğer zor maçlardan bir tanesi. Borussia Dortmund Rangers. Yani gerçekten de kranjeye geçen bir maç. Dortmund'un şöyle bir bak. Dortmund'da Apache toprak yol maçı dikkat çekiyor. Kral kral olma noktasında. Yani tek tek koşacağız ama bir de bu maç. İkisi mükemmel maç olacak. Dortmund Rangers maçı evet. Aslında iki takımdan yani, ben aynı oyunu 17 çok, yani. Çok ona bakıyorum da şu an hakikaten çok benzer eşleşmeler. Bir tık daha bir tık daha şu dört takımda şu sefer. Evet. Dalton bir tık daha takım oyunu kısa yapalım der. Dalton çok geniş bir kadroya sahip. Çok. Ama Avengers'ında baktığımızda çok sabit bir kadroya sahip. Yani 11. hafta. Birlikte oynayan bir takım yani. Yani 9 haftasında aynı sahip. Aynı kadroya sahip. Birlikte oynayan bir takım. Bu da çok büyük bir avantaj. Valla iki takımın avantajları nasıl kullanacağıyla alakalı bir sonuç olacaktır. Yani avantajlarını nasıl kullanacak sahada. Ama tabii ki baktığın zaman Borussia Dortmund'u ben bir tık daha önde görüyorum. Ben bu maçın için çok oynayacağım yani gerçekten de. Ya şimdi şöyle. Kaleci'ye büyük bir şey çekeceğim ben sadece. Tabii tabii aynen. Ama yani çünkü gerçekten. Bir tarihleri bulmak lazım şimdi bulmuyoruz tek tek. O ben de o zaman Dortmund'u tipten de görüyorum. Çünkü yani. Çünkü haftaya döneceğiz mesela. Çeyrek finaller bittikten sonra birbirimize sataşmayacağız. Yani bak senin dediğin tuttu beni. Bir de şey yani ikili avalajda, şu ikili maç olduğu için ilk maçta daha çok şey görecek. Kimin nasıl oynatması gerektiğini daha iyi görecek Dalton takımı. Yine şu kadronun avantajını orada sağlayıp belki ilk maçta yenilebilir ama ikinci maçta bir tık üstünlüğü koyacaktır gibi geliyor. O yüzden de ben de yine Dalton diyeceğim. Evet. Bir diğeri Bostancı Kaçkar. Arkadaş diyebiliriz. Hani Kaçkar'ın bazı oyuncuları Bostancı'nın arası gerçekten de çok iyi. Birbiriyle çok iyi anlaşan iki takım. Güzel maç geçecek. Bostancı'nın pozitif oyununa karşı Kaçkar'ın topa sert, tatlı sert diyelim oyunu. Hı-hı. Ve Kaçkar'ın yetenekli ayakları bulma çalıştığı bir maç olacak. Bostancı sert takımlara karşı topu güzel çevirebildiğinden dolayı topu iyi gezdirebiliyor yani. Taktiksel olarak biraz daha Kaçkar'ın önünde olacak. Kesinlikle. Bu maçta da ben Kaçkar'ın işin açıkçası güzel maçlar çıkarttığını düşünüyorum lig içerisinde. Çok güzel maçlar çıkarttılar. Çok zor virajlarda önemli. Onlar da önüne geçince kaybetme takım. Yani kolay kolay kaybetmiyorlar. Çok zor virajlarda çok önemli galibiyetler aldılar ama Bostancı çok disiplinli ve aynı topla gidiyor abi. Yani galibiyetleri oynadığı maçta hep aynı topla oynuyor. Onu playofflara çıkartacaklardı. Çünkü daha önce playofflarda yaşadıkları sıkıntılar vardı. Evet, uzun zamandır. Evet, uzun zamandır playofflar talihsiz geçiyor. Ben bu sefer şeytanın bacağını kırabileceklerini düşünüyorum. Bostancı bir tık daha öndeymiş gibi geliyor bana. Ben de, yani ben Bostancı'nın alacağını düşünüyorum. Bu bence Bostancı. Üzerine bir tık daha koyuyorum. Bence Bostancı bu sene finali görecek. Finali görecek. Yani. Ya oynadıkları oyundan gidiyorlar. Ben işin açıkçası 3 tane finali söyleyecek olursam burada. Toprak yol diyebilirim. Hani, onu özgür kutlamayı çekmeyi toprak yolu diyebilirim. Bostancı derim. Ve yine aynı şekilde Gest diyebilirim. Ama Gest'in tabii şeyi çok önemli. Yani çok git gelleri var. Evet. O yüzden bir soru işareti. Yani, Gest yerine şeyi de koyabiliriz yani. Dalton'u da koyabiliriz. Ben de Bostancı derim. Galacticos Junior derim. Galacticos Junior'u atlamak mümkün olmaz. Mümkün olmaz. Ama genç bir takım. Bakalım o tecrübe gerektiren noktalarda ne? Barış Arbon çok iyi sandı. Gerçi Barış abi var. Takım yani iyi toparlıyor, iyi konuşuyor onlarla. Evet. Genç oğulların onu çok iyi kapatıyor. Barış abi şey gibi o zaman. Konsantre tecrübe gibi. Bir tane koyuyorsun her yere. Güzel diyor biraz. Şey var ya konsantre çalışıyorsun. Evet. Az koyuyorsun her yere. Güzel. Çünkü hepsi genç. Oyuncular evet. Yani. Bir Barış abi var. Gördüm. Evet. Hakan, Cakar. Çok iyi bir takım var. Çok yani çok yetenekli çocuklar. O da senin götürdüğün genç yaşlarından biriydi. Evet ben oynayamıyorum gerçekten. Eşit bir şey yapmış oldu. Ortaya kendine koymuş. Galacticos Junior Raptors seçmesi var orada da. Hı-hı. Yani Galacticos Junior ilk iki hafta mağlup oldu. Ondan sonra açıldı ve bir daha mağlup oldular. Aslında bunlar çok büyük başarı 39 yaptılar. Yani ilk iki hafta mağlup oldular. Evet. Ki o zaman takım daha tam bu haline almamıştı. 39 yaparken de genelde fark mı aldılar? Ondan sonra... İkincilikte bayağı fark attı. Takımı tam aldığında şeye çıktı, oraya çıktı. Yani çok açık ara bu eşleşmeler içerisinde hani tabii ki Raptors da çok güzel mücadele ediyor.
kardeşlerimiz bizden hiç sakın alınmasınlar. Ama bu eşleşmeler arasında hani biraz laktozlu gaza getirmek için söylüyor olabilirim. Galaktikos küçük yani eşleşmelere baktığında tek tek hani iddia oranı verirse en az oranı alacak noktada Galaktikos Juniors olur. Çünkü açık ara favori olduğunu düşünüyorum. Ben bak yani gerçekten de genç topçuların yine enerjisiyle çok iyi bir maç çıkacaklar ama ben de düşünüyorum. İlk maçta bile kopartabilirler çoğunlukla. Öyle söyleyeyim yani. İkili elemeye de yani her zaman tabii çok şey değil ama ilk maçta da kopartabilirler. Olsa da bir olmuyor şaka. Yani yok maçta... Mesela okey ya. Yani benim şeyim bu hani. Şöyle söyleyeyim. İlk maçta koparılması ikinci maçta çok büyük bir fark yaratabiliyor. Yani ikinci maç. Tabii canım şimdi daha önce örneği var. Üçüncü ligde Kola Kola'nın bir mücadelesi evet. Vardı. Hatırlamıyor musun? Evet, çeyrek finali diyoruz. Çeyrek finalde bırak onu ilk yarıda bile yani ikinci maçın ilk yarısında bile geride olmalarına rağmen olamıyorum. Kesinlikle. Ama olabilecek şeyler bunlar yani geçen sene. Juve, Minik Seven. Evet. Ya Juve'nin oyun stili de benim çok hoşuma gidiyor. Minik Seven'ın da. Ve birbirlerine bunlar da aslında Juve ile bizim Minik Seven'ın oyun stilleri de birbirlerine biraz benziyor. Ama Juve biraz bir tık daha yani pas oyununu biraz daha iyi oynuyor diyebilirim yani. Benim gözlemlerimle. Sen favorim? Juve. Benim Minik Seven. Yani Juve'de işte 2-3 oyuncu diyebiliriz. Yani 2 oyuncu diyebiliriz. Günün doğmaması Juve çok zorlanacaktı. Yani Ali ve Dorukhan. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam da affınızı dileyim. Dorukhan diye hatırlıyorum. 2 oyuncu günün doğmazsa Juve gerçekten çok zorlanacaktı. Ama Minik Sam'ın biraz da komple bir takım. Bir şey yapamadıklarında uzun başlıyorlar. Pas yapamazlarsa, uzun atmaya başlıyor. Uzun atamazlarsa yine pasa dönüyorlar. Biraz da komplike, biraz da oynayan takım ama Winning Seven'ın gelirken tam kadro yapması lazım. Bence en büyük hani sıkıntı yaşadığı bir nokta olur. Yani kadro yetirebilirlerse... Bu sene bunun bazı maçlarda sıkıntısını evet, yaşadılar. Volkan Kaptan'dan uçtuğunu çok yaşadı. Volkan Kaptan'dan konuştuk. Eğer bir yaparda bu sıkıntı yaşamazlarsa ben güvenim bir tık önde görüyorum bunları. Evet. Apache çok belki yok. En zor maçlardan bile. Çok zor bir eşleşme. Gerçekten de Apache uzun zaman ikinci kredi. Winning Seven'ın şu an maçta topraklarına yenince... 9-7 değil mi? 9-7 evet. Yenince... Toprak yol bir sıralamada bir taksit daha aşağıya düştü. Çünkü normalde yenmiş olsalar birinci avaraja birinci olacaklardı. Birinci avaraja birinci olacaklardı. O önemli bir şeydi. Birinci olduklarında da reality şey demişti. Evet. Evet. Toprak yol için aslında şöyle zor rakiplerle belki ikili maçta eşleşmek daha avantaj olabilir bakış açısına göre. Son şaşırdığı için. Toprak yolu da ikili maçta ciğeri yetebilir Apache'ye oranla. Yani bu maç tahmin etmesi zor bir maç işin açıkçası ama Toprak yol ritmini yakaladığında çok aşırı pozitif oynuyor ve birinci takımlarını hiç aratmıyor seyir açısından. Kesinlikle. O yüzden Toprak yolun çok hafif bir farkla tamamen belli başlı sahadaki kaleci tam kadro gelme şans faktörü de çok önemli burada. Kesinlikle. Bu faktörlerin belirleyici bir maç olacaktır. Ben şey olacak olsa, tahmin edecek olsam Toprak yolu. Ben de Toprak yolu derdim. Benim belki de diğer izleyenler, takip edenler düşünebilirim ama benim en böyle merak ettiğim maçlar bir tane şöyle başa bela. Çünkü Engin Kaptan, Engin Azer gerçekten de ne yapacağı belli olmuyor. Yani öyle çok iyi topçular var gerçekten de öyle ama. Onun bile ne yapacağı belli olmuyor. Engin Azer'e evet, gerçekten çok güzel bir gol attı. Güzel bir gol attı. Ben Engin'den beklerim de yani evet. Bayağıdır oynamıyordum. Pasını bir attı üzerindeki o golle. Selçuk çocukları geçen sene üzerine koya yani bu kadar hızlı bir gelişim gösterip diğer yani başa beraber diğer grubunda B grubunda birinci oldular. Birinci tamamladılar. İkinci ligde yani birinci, üçüncü ligde birinci tamamladılar. Normal sezon. Çıktılar ikinci ligde birinci tamamladılar. Evet çok yani, önemli bir şey. Ve başa beraber da çok yakından tanımadığını düşünüyorum senin çocukların. Ha, çok fazla bir fırsatı öyle. Olmamış olabilir. Çünkü başı yani sen şu kadar kablo etmekte bazen zorlanabiliyor. Ama orada işte bir 20 maç, Osman var, Eray var. Çanlı Yeliz'de mesela çok farklı bir... Eray var, Enes var. Evet. Yani şu dördünün yanında sahada olması Eray birinci ilk takım bölümde bile çok zorlayan seviyede ama... Yavaş yavaş şeylerle Semih de döndü. Şey, Emre döndü. Emre de evet, son bir iki maçı çıktı. Bir iki maçı çıktı. Yani ama tabii iki maçın son 10 dakikası oynadı. Bu maçı komple oynamaya çalıştık. Tempo çünkü playoff'ların maçın oynaması için iki maç oynaması lazımdı. Ve Emre oynadı. Gerçi sezon maçı oynadı ama Emre oynadı bir ara. O yüzden. 6 hafta oynadı ondan sonra oynadı. Evet, evet. Yani başa bela tecrübeli bir lig tecrübesi var. Özellikle Engin Azer'in. Engin Kaptan çok güzel analizleri ve şey olduğundan dolayı
Bir kere o tecrübesi var ama Celtic çocuklarında dinamizmi var. Oyunu bozuyorlar. Çok ciddi oyunu bozuyorlar. Bazen Madrid hiç bilmiyor. Yılmıyorlar yani gerçekten burada baktığın zaman yılmayan belki 2-3 takımdan biridir yani evet. Oyun stili açısından. Zor bu tarihinde bulunmak bu maç için. Ama şöyle söyleyeyim, tecrübe kazanırsa başarılar kazanır. Dinamizm kazanırsa Celtic çocukları kazanır. Ya benim bu maçta konuşmak için en çok şey Engels'leri ilk liderimiz sanıyoruz. O bir adam getirir, son 5 dakika oyunu alır. Sadım'ı hani fark etmezsiniz bile ama ondan playoff'ta bir fark yaratır. Engels'lerin böyle yaşayan topçuları vardır. Yani onu yengin diyebiliriz. Kesinlikle öyle yani. Çok iyi planlamaya sahip ki uzun zamandır birlikte. Hani, yani Anadolu'nun önce de gösterdiği planlıkta o zaman da vardı. Uzun zamandır bu içinde ve artık ne yapacağını çok iyi biliyor. Evet. Kendi kadrosunu getirebildiğinde çok üst toplar oynatabiliyor. İşte tecrübe dedim bu noktada. Kesinlikle. Çünkü takım kendi başına bir hareket haline geliyor. Celtic çocuklarının da tabii başkanı, kaptanı, takımı çok iyi tanıyor. Takımdaki çocuklar birbiriyle uzun süre. Evet, arkadaşlar yani genç çocuklar. Onun da o taraftan avantajı var. Yani şimdi bir oyuncu getirdim. Haftalarda oynamıyor, tam çok yetenekli oyuncu. Bende de oluyor, getiriyorsun. Tamam, takıma adapte olamıyor. Kesinlikle. Bitiyor yani, o öyle bir durum var. Ama başa veren silahları da kötü değil, iyi yani. O silahların hepsinin bir arada gelmesi çok önemli. Metin kaptan var. Şey, bu kral oldu zaten. Hani normal sezonlar. O yüzden yani izlemesi çok keyifli maçlardan biri olacaktı. Pazar 3'te bence de yani. Şey, ikinci aldık, radarımızı aldık. Playoff'un bence yani büyük bir sürü çıkabilir. Evet. Yani belki de insanlar sıralamaya bakıp sen şu anda bir iki adım da görüyor olabilir ama en azından faktörünü hiç unutmamak lazım. Tabii, aynen öyle. Kaptan, bu hafta için konuşacağımız playoff'ları konuşacağım. Playoff'ları konuşmadık. O da çünkü ikincilikten düşmemek için önemli bir şey. İkincilik playoff'larında muhatap ve kültür YTP ile eşleşti. YTP çocukları, YTP takımının oyuncuları çok istekliydi lige girmekte. Evet. Oynarken de çok isteklilerdi. Yani, evet. Skorların için onlar için iyi bir aslında. Yani baktığımızda işte 5 maç yaptılar yani son sene 4 ya 5 maç yaptılar. Hepsinde de gerçekten de kaybettiler. Ama içi zaman yılmadılar. Her hafta aynı kadroyu yani devam ediyorlar. Ve gerçekten de çok oynamak isteyen bir takım. İnşallah siz de herkes onunla bizim yanımızda birlikte olacaklar. İnşallah. Malta bir kültürde tecrübesiyle oynayan bir takım. Gerçekten de belki de ligin başında gelselerdi daha iyi yerde bitirebilecekleri bir oyun stilleri var ama olmadı. Playoff'ta eşleştiler. İkincilikte kalmak için uğraşacaklar. O maçta cumartesi saat 6'da. Şimdi yine burada az önce bahsettiğimiz şey gibi deneyimle enerjinin karşı karşıya geleceği bir nokta olacak bu maçta. YTP çok istekli. Eğer düşerlerse de bu isteklerini kırmasınlar. Ben çocuklarla da konuşma fırsatı buldum. Genç çocuklar. Kolej kaptanlığı da var. Üçüncü ligde, yani şöyle söyleyeyim, üçüncü ligde mücadele etseler çok daha pozitif deneyim katabilirler kendilerine. Yani düşerlerse de çok fazla hani şey yapmalarına gerek yok. Çünkü istekliler. Ve bu isteklerini uzun sezonlara da yansıtabilirler gençlerde. O yüzden iki takıma da başarı diliyoruz ikinci ligde kalmaları için. Onun haricinde bir Illegal FC maçı var. Illegal FC Leon maçı var. Takımlardı zaten yeni takımlarımız. Yeni takımlarımız. Birbirlerini yani tartma, ligi tartma açısından önemli bir nokta olacaktır. Illegal'in oyuncularını fiziken beğeniyorum ben. Hep böyle diri çocuklar, uzun boylu. Özellikle birkaç oyuncu top ayağı tam yakışıyor. O yüzden de o maçta yine başa baş geçecektir. Yani dediğim gibi ikincilik playoff'ta olan takımların hepsi yeni. Playoff'ta olan takımların. Dolayısıyla o takımların her biri üçüncülükte önümüz sezon. Mayıs'a kadar deneyim kazanıp belki ikinciliğe tekrardan çıkma şansı erişirler. Bu da güzel bir hikaye, güzel bir yolculuk olur onlar için. Kesinlikle yani üçüncülükten başlamak da o konuda önemli. Evet. Kaptan belki de program başında konuşmak lazımdı ama biz yine canlı biraz onu unuttuk. Öncelikle tebriklerimizi edelim. Yedibela'dan Murat Kaptan ve Paris'ten Eber Kaptan'ın yeni el attığı dünya geldi. İkisi kaptanı çok tebrik ediyoruz. Allah'ın dolu boyu büyüsün. Allah bahtlarını açık etsin. Sağlıklı inşallah uzun ömürler böyle evlatlarına.
babalarına, annelerine çeken karakterleri iyi çocuklar olurlar inşallah. Batlar açık olsun. İki takımın da iki kapını tebrik edelim. Bir de bir baş sağlığı diyelim. Borussia Dortmund ailesinin üyelerinden biri Sinan Duman'ın annesi vefat etti. Başı sağ olsun diliyoruz. Sinan Duman'a ve ailesine de bütün Borussia Dortmund'a baş sağlığı diyelim. Bir de şunu da söylemeden geçmemek lazım. Hafta sonu artık playofflar başlıyor. Evet. Playofflarda öncelikle önemli olan fiil mücadelenin olması. Buradan bütün takımlara hani bu konuda çağrı yapabiliriz. Onun haricinde Ufuk Başkanımızın da yakın arkadaşı olan Mehmet Hocamız bu pazar günü öğleden sonra maçları... Saat 3, 4, 5 ve 6 maçları yönetmek için gelecek. 6 maçlarını yönetmek için gelecek playofflarda. Aynen bizim final hocalarımızdan. Evet, final hocalarımızdan bir Mehmet Hocamız. Onu da hani ikinci ligdeki arkadaşlarımıza playoff maçlarını oynayacak arkadaşlarımıza duyurmak isteriz. Temiz mücadele diliyoruz. Maçlardan sonra özellikle son haftalarda gördüğümüz pozitif bir şey var. Bundan da bahsedelim. Takımlar birbirlerini unuttuktan sonra birbirlerini tebrik ediyorlar. Çok güzel bir şey. Bazen hava değişti yavaş yavaş. O da çok gerekli bir şey. Açık olarak attık diyelim. Attık yani. Mesela Manny Bull'u tebrik etti rakibinin güzel mücadele için. Ondan sonra Bursa ile Pistol'un maç öncesi yazıştılar. Bu da çok keyifli bir şey. Daha sonra 501 fark ise dahi tebrik ediyor takımı. Her zaman. O yüzden birbirlerimizi tebrik etmek ve birbirlerimizin hakikaten burada dostluk ortamı oluşması için yapıyoruz bunu. Hepimizin onun haricinde iş gücü hayatı var. Nerede ne zaman karşılaşacağımız, birlikte birbirimize ihtiyaç duyacağımız belli olmaz. Maçtan çıkıp öyle gittiğimizde... Evet, yani en basit bir maçtan çıkıp hani soyunma odasına gittiğimizde bir olay yapıyor yani. Kesinlikle. O yüzden maçın içindeki o atmosfere kapılıp da kendimize yakışmayacak, hani ailemize yakışmayacak hareketler yapmayalım. Çünkü hepimizin bir ailesi, bir şeyi var. Bir kötü söz söylememeye özen gösterelim sinirimizle. Bu konuda kaptanlarımızı duyuralım. Burada hani böyle bir çağrı da yapmış olalım. Temiz bir hafta olmasını diliyoruz arkadaşlar. Bu zaten genel arkadaşlarımızın artık hepsi o sıkıntılı olan takımlar zamanla eğleniyor. Yani böyle işinde bu gerçeği var. Gerçekten olaya karışınca sonuç da oluyor. Yönetim kurulumuzda sıkıntı bu yüzden var. Tabii. Kalan arkadaşların hepsi iyi niyetli. O zaman iyi niyet çerçevesinde ilerlemesi çok önemli. Bir de bana bir takım başarılar diye. Evet, başarılar. 12. haftanın futbol önüne çıktığı, tebrik önüne çıktığı bir hafta dileyelim. Programı yavaş yavaş kapatalım. Bir kusurumuz olduysa affola. Bir şeyler kendi düşüncelerimizi vermeye çalıştık. Ligi konuşmaya çalıştık. Bir şey yoktu herhalde. Niye mi? Şeyi verecekti ya. Kupa. Yaşa. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere kupayı kendi kendime zorla verdik diyorum. Kesinlikle. Evet. Yani biz bunu yeni başlıyoruz. Kardeşim ben çünkü daha bunu kimse vermedi. İlk defa sana vereceğim. İlk sana vereceğim. Ben de ilk defa... Hakan Kaptan'a vermişsin. Hakan Kaptan'a verdim. Ben de ilk defa kupa alacağım. Umarım son aldığım kupa olmaz. Anadolu Ligi'nde. Bu o değil. Uzun süre kupa görmeyince ben bu sandım kardeşim. Buyur Kaptan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bundan sonra da herhalde misafirlerimize değil mi? Evet. İkiler gelen misafirlerimize. Hediye edeceğiz. Bizden hediyemiz olsun. Dağıt olarak saklasınlar. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Söyle misin son bir şey var mıydı? Yok. Teşekkür ediyoruz izleyenlere. Onun haricinde. Sen hafta görüşürüz. Bir hafta dileyelim. Filipe'nin ruhunun yoğun olduğu bir hafta dileyelim. Her şey teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle.